davetinize bu akşam Fahri Hocam'la birlikte Salı gününü aldık. Sağ olsun bizi kırmadılar. Salı günde birlikte olacağız. Fahri Hocam Gıda Mühendisliği bölümünde çok kıymetli Ege Üniversitesi'nde hocamız. Aslında biz onu Instagram'dan da tanıyoruz. Çok güzel sohbetleri oluyor. Ben oradan da takip ediyorum kendisini. Ve bana göre şöyle bir değerlendirme yapacağım. Affınıza sığınarak hocam. Ruhu çok genç. Kendisi de genç zaten ama sonuçta profesör. Ya bir kimliği var, bir akademisyen kimliği var. Ama ben o Instagram'daki paylaşımlarından bana göre böyle 20'li yaşlarda benle birlikte rahatlıkla dağlara çıkıp birlikte ya da denize çıkıp balık avına gidebilirmişiz gibi bir his veriyor, bir coşku veriyor bana. Bunu paylaşmak istedim. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, teşekkür ederim. Güzel sözlerin için sağ ol. Öncelikle biz dün tabii bu yayını yapacaktık. Fakat benim bir manim çıktı. Son noktada da hani hoşlanmasam da böyle bir şeyden İsmail Bey'i haberdar ettim. O nedenle dün zamanında yayın yapamadığımız için hem sizlerden hem bizi bekleyen tüm arkadaşlardan özür dileyim öncelikle. Ama bugün açığı kapatırız diye Estağfurullah. düşünüyorum sizin Evet. dinamizminiz. Hızlı bir şekilde çünkü ben bugün de paylaşımlarda bulundum. Herkesten tepkiler de aldım zaten Instagram üzerinden. Sağ olsun sizi seveniniz çok, yalnız bırakmıyorlar. Erhan Ekmen Başkan Yardımcısı, TAGİAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Başkanımız da İsmail Uğral. Çok kıymetli gazeteci abimiz. Bizim başkanımız aynı zamanda. Hocam nasıl görüyorsunuz korona günlerini? Biz aslında bunu korona günleri diye başladık ama korona günleri bugünlerde hayatımızdan sanki çıkmış gibi davranıyoruz. Ama pek de öyle değil gibi geliyor bana. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bunu özellikle gıda üretimi, bir de havaların durumu da çok kötü gidiyor. Gıda üretimiyle örtüştürerek ya da gıda güvenliği açısından değerlendirerek alabilir miyiz? Hani mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi özel bir dönem yaşadığımız kesin. Çünkü ben 50 yıllık hayatımda, büyüklerim 80-90 yıllık hayatlarında hala sağ olanlar söylüyorlar. Böyle bir süreci yaşamadılar. Bir de bu öyle bir döneme denk geldi ki dünyanın çok hızlı bir şekilde globalleştiği, yerkürenin neresinde bulunursanız bulun, gıdadan eğlenceye, her alana hızlı bir tüketimin içerisinde bulunduğumuz bir döneme denk geldi. Yani son sürat giden bir arabanın önüne bir duvar çıkmış gibi oldu ve sistem tuzla buz oldu mu bilmiyorum ama bizlerin alışkanlıkları değişti. Bir defa bu kesin. Şimdi her ne kadar bu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılarak ekonomik hayat bazında, sosyal hayat bazında yeni bir düzenlemeye geçilmiş olsa da bunun tedbiri elden bırakmaya vesile olması hepimiz için sanırım ortak bir tehlike halen. Çünkü gerek kamu tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, gerekse okuduklarımız bizi halen tedbirli olma mecburiyetine doğru itiyor. Yalnız ben hayat boyu bu mühendisliğin bana öğrettiği en önemli şey olan optimizasyonda daima durmuşumdur. Bir olayı aşırı derecede önemseyip panik yaptığınız zaman da hata yaparsınız. Hiç umursamayıp önlem almadan hareket ettiğiniz zaman da hata yaparsınız. Dolayısıyla yeni normaldeki rolümüzü tedbirleri hayatımıza koyarak mecbur olmadıkça bir takım şeyleri yapmayarak sürdürebiliriz sanırım. Şimdi mesleki açıdan da kişisel açıdan da bu korona günleri hatta korona ayları oldu artık. Yılı da olur mu bilmiyorum. Bu korona günleri iki şeyi ön plana çıkardı. Birincisi ambalajlı gıdanın önemi. Sizlere de konuk olan birçok hocamız, bu alanda çalışan birçok kişi bunu söylediği için bunu tekrar tekrar uzun uzadıya konuşmayacağım. Ama şunu gördük ki kimin ürettiği belli olan, ham maddesinin nereden tedarik edildiği belli olan ve gıda denetim zinciriyle güvenlik şemsiyesinin altında olan ürünleri tüketmenin birçok açıdan önemli olduğu ortaya çıktı. Ve hatta şu anda bizim bütün o korona günlerindeki en büyük korkumuz şuydu, ya sağlık sistemimiz çökerse? Şükür ki
Cumhuriyet döneminde temelleri atılmış sağlık sistemimiz çökmemiş ve çökmedi. Ve bu süreci kahramanca, başarıyla, uzmanca yönetti. İkinci problemimiz ise şuydu. Bu korku ciddi yayın organlarının satır aralarında sağlıktan hemen sonra geliyordu değerli arkadaşlar. O da ya tarım gıda tedarik zinciri çökerse. Bu risk olabilecek en büyük riskti. Ve zaten korona günlerinde çalışan kimler var diye bakarsanız bir numaralı sıraya sağlık çalışanlarını, iki numaralı sıraya da tarım ve gıda çalışanlarını koymak durumunda olduğumuzu görürsünüz. Dolayısıyla bu önemler biraz daha vurgulandı diye düşünüyorum. O sistem tuz buz mu oldu ne oldu bilmiyorum ama o duvara çarpan sistemden sağa sola saçılan, yayılan tüm ezberlerimiz içerisinde tarımın ve gıdanın önemi, tedarik zincirinin önemi, ne yediğimizi bilmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İki şey ön plana çıktı demiştim. İkinciyi belki konuşuruz. O da sanal ortamda birbirimize ulaşabilmenin ne kadar avantajlı olduğu ortaya çıktı. Bu zaten böyleydi de bu daha bir ön plana çıktı diye düşünüyorum. Evet, şimdilik böyle cevap vereyim soruyu. Aynen. Bunda en güzeli şunu söyleyebiliriz hocam. Bilgiye ulaşabilmekle ilgili arzu edersek çok imkanımız olduğunu gördük biz. Ben bunu söylüyorum. Yani siz bizim için çok kıymetli bir değersiniz ve size ulaşabiliyor ve sizin aracılığınızla birçok insana ya da bizim aracılığımızla siz birçok insana düşüncelerinizi anlatabileceğiniz bir ortama kavuştuk diye düşünüyorum ve bunu kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani umarım da böyle devam eder diye umut etmekteyim. İsmail abi sözü varsa soru sorarsa onu almak istiyorum. Hemen şu eklemeyi yapayım. Sevgili hocam tabii gayet güzel ortaya koydunuz. Yani hayat modeli, iş modeli, her şey değişiyor. Alışacağız yani. Yeni normal bunu bize dayatıyor. Çok somut bir örnek. Alıştığımız bir klasik fuarcılık düzeni var biliyorsunuz yıllardan beri. Fakat Türkiye'de şu anda ilk defa bu alanda yani tarım alanında bir sanal fuar başladı. Tarım ve hayvancılık makinaları fuarı, sanal fuarı başladı. Şu anda devam ediyor 4 gün boyunca. Yani bu ne kadar kalıcı olur, sürdürülebilir olur mu? Klasik fuarcılığı ne kadar etkiler bilemiyorum ama bu yeni normalde böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız şu anda. Evet. Hocam Şehren abi sizin sorunuz varsa onu alayım. Soru değil, ben de küçük bir katkıda bulunayım. Bugün İsmail Bey ile beraber İFAJ'ın uluslararası bir toplantısındaydık. Dünyanın her tarafından çeşitli tarım gazetecileri, yazarları katıldılar. Onlar da yeni Covid'den sonra hızla gelişen bu elektronik haberleşme sistemlerinin aslında çiftçiye bilgi iletmekle ilgili ne kadar hızla yol aldığından ve bunun başarılarından bahsettiler. Hocamın bahsettiği bir durum şu anda dünya çapında hızla yayılmış. Biz de Türkiye'den gazetecileri olarak işte katıldık, takip ettik. Hakikaten yaygınlaşıyor. Ama mühim olan biz konuları biraz bilip de bilgileri kendi arasında paylaşanların bu bilgileri daha çiftçiye ulaştırılabilir, daha yaygın hale nasıl getirilebilir onları düşünmemiz lazım. Buradan da şöyle bir soru sorarak hocama hemen pası atayım. Örneğin bitkisel yağlarla ilgili üreten çiftçilere yağların hem işleyici sanayiciye hem işleyici sanayicinin tedarikini sağlayan çiftçiye yönelik olarak şu günlerde önemli makineyle ilgili bilgi aktarmak ciddi anlamda çok önemli oldu. Çünkü sahaya gidemez oldular. Bunun gibi şeylerden, bu açıdan siz ne düşünüyorsunuz geleceğe yönelik? Bu elektronik bilgi sistemi üzerinden haberleşmenin gıda sanayini özellikle de bitkisel yağ sanayi örneğinde nasıl etkileri olabilir? Beklentileriniz nedir hocam? Teşekkür ederim Erhan Bey. Önce bir iki hususu vurgulayayım az önce parantezi kapattığınız konuyla ilgili. Şimdi Mehmet Bey dediniz ki işte değerlisiniz, teşekkür ederim dediniz. Ben de iltifatınız için teşekkür ederim. Fakat şimdi bilginin bir eski yorumu var. Bir de yeni şekli var. Eski yorum şuydu. Bilgiye sahibim, bu bilgiyi tutayım, herkes bana tabi olsun, ben beğenileyim, üst noktalara çıkarayım ama bilgiyi ben mümkün mertebe kendi kontrolümde paylaşayım.
Bu halen daha kalıntıları süren bir eski sistemdir. Oysa ki gerek üniversitede, özellikle de üniversitede, gerekse sektörde önemli olan şudur. Siz bilginizin ne kadarını aktarıyorsunuz, ne kadarını paylaşabiliyorsunuz ve sizden sonra gelen, örneğin sizin yetiştirdiğiniz kişi sizi aşabilmiş mi değil mi? Bilginin gerçek anlamda efektivite değerlendirilmesi günümüzde artık böyle olmalıdır. Çünkü bir kişinin bildiklerini şayet paylaşılmıyorsa ne anlamı var? Şayet üretime geçmiyorsa, şayet sahada bu bilinenler ortaya dökülüp de bir faydaya dönemiyorsa, o zaman bir kişinin bir şey bilmesinin ne faydası var? Dolayısıyla yeni teknolojiler zaten bilgi paylaşımı hususunda bu kolaylığı sağlamıştı. Bu sadece diğer paylaşım modellerini tamamen yok etmiş gibi bir görüntüye geldiği için, örneğin klasik anlamda seminerleri, klasik anlamda konferansları en azından bir yıllığına yok ettiği için bu böyle ön plana çıktı. Yoksa uluslararası şirketlere bakın veya uluslararası bilgi paylaşım platformlarına bakın. Onlar zaten web semineri adı verilen, webinar diye kısaltılan etkinliklerle bilgiyi daha fazla insana çeşitli platformlarla aktarıyorlardı zaten. Dolayısıyla birisinin veya bir kurumun ne bildiğinden ziyade artık bu bilgiyi paylaşarak sahaya döktüğü süreç önemli hale geldiği için bu dönemde bunu biraz daha vurguladı ve paylaşılmayan bilginin de 5 paralık değeri olmadığını ben buradan altını çizerek söyleyeyim öncelikle. Şimdi gelelim yağ sanayi özelinde gıda güvenliğine yönelik değerli Erhan Ekmen arkadaşımızın sorduğu soruya. Ben şimdi bunu yağ sanayi özelinden daha bir genele alıp içerisinde bulunduğumuz aslında durumun bir örneğini size biraz da ironik ve abartarak vermek istiyorum. Evet. Diyelim ki Almanya'da Berlin'de yaşayan birisi, bir adda bulalım, Herr Lieberman, sabah kalktı, canı otantik bir yemek çekti. Berlin'de de Türk mahalleleri vardır, Türkler çok fazla var Almanya'da. Gitti bir Türk'ün işlettiği marketin soğuk ürünler reyonuna baktı. Dondurulmuş ürünler reyonuna. Evet. Gitti oradan bir boşnak böreği adıyla seçilmiş, dondurulmuş bir ürünü seçti, aldı. Evine gitti. Onun üzerindeki ambalaj, ambalajıyla mikrodalgada ısıtılmasını sağlayan ve atıyorum Güney Kore yapımı bir ambalajcının ürettiği bir sistem. Evet. Bunu mikrodalgasına koydu. Mikrodalgası Japon üretimi. Mikrodalgada bu uygun noktaya geldi. Türkiye'den ithal edilmiş bu boşnak böreği ürününü çıkardı. Ambalajı açtı. Üzerinde bir Türk markası var. Açtı boşnak böreğini. Afiyetle yedi. Şimdi bu boşnak böreğinden izlenebilirlikle geriye doğru dönelim. Herr Lieberman'ın Japon yapımı mikrodalgasında yediği, Türk markasının yaptığı bu dondurulmuş böreği üreten kişinin dondurucu sistemi İsveç'ten. İsveçli dondurma sistemi. Böreğin reçetesi boşnak. Böreğin puf puf dökülmesini sağlayan, katmanını sağlayan yağı Türkiye'de bir rafineri üretmiş. Rafinerinin sermaye sahibi Dubai'li. Dubai'li bir sermayedar. Çalışanları Türk mühendisleri. Bunun içerisindeki yağa da baktığımız zaman Türkiye'de üretilmiş bir rafine yağ. Peki nereden gelmiş diye bakıyoruz. Bu Türkiye'ye Malezya'da bir limandan yüklenmiş bir Amerikan şirketinin transport gemisiyle gelmiş. Hemen geri dönelim. Malezya'daki ilk rafineri bir çok uluslu şirketin palm yağının bir fraksiyonundan üretmiş. Ürettiği fraksiyonun rafinasyonu bir Avrupalı şirketin, fakat palmi toplayan da bir Malezyalı çiftçi. Şimdi durum budur arkadaşlar. Evet. Bu durum budur. Muhteşem yani, bir global dünya çerçeve yani. Yani bambaşka bir bakış açısı aslında. Şimdi ama gıda böyle oldu. Tabii. Bizim şu anda bu Herr Lieberman olmasın da efendim buradan geçerken bilmem Karaköy fırınının önünden poğaça alan kişi olsun. Mesela un için ayrı bir hikaye yazılabilir. Veya buradaki kişi Bay Uğural olsun, gitsin bir kafeden bir kahve alsın. O kahvenin
yapıldığı bardaktan tutun da onun yani bir tedarik zinciri söz konusu. Tabii. Gıda güvenliği sistemi bir tedarik zincirine sahip ve hem de global bir tedarik zincirine sahip. Şimdi o nedenle bu anlattığım hikayeden şu saptamaları yapalım arkadaşlar. Bir defa gıda ürünleri üretim teknolojilerinden tutun da ham maddeye, katkı maddelerine ve reçetelere kadar artık internasyonel bir niteliğe bürünmüştür. Dolayısıyla gıda mühendisliği net olarak bu multidisipliner yapının içerisinde bir unsurdur. İşte gıda mühendisinden başkası olmaz, şu olmaz, bu olmaz gibi bir yapı zaten mümkün değildir. Zaten buna adapte olmuş ilk belki de meslek grubuyuzdur biz. Çünkü çeşitli teknolojilerle, aklınıza hayalinize gelemeyecek meslek gruplarıyla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi ikinci noktada da şuna bakalım. Az evet. önce anlattığım her Lieberman'ın yediği börek gereğince, tabii ki mutlaka ekonomistlerin, iktisatçıların, sosyologların başka başka yorumları olacaktır. Fakat tabii bu sistemi ne yarattı? Bu sistemi oturup da iki tane, üç tane adam dünya böyle olsun falan diye mi yarattı? Yoksa dünyada zaten insanların genel ekonomik akışı bu büyük nehir yatağını oluşturdu da su buradan mı akıyor? Bunu daha büyük çapta bir şeye bırakalım, konuşmaya bırakalım felsefi temelde. Buradaki temel noktaya gelelim. Bir gıda mühendisini ya da daha ötesinde bir tüketiciyi bu platformda ne ilgilendirir? Ne ilgilendirecek arkadaşlar? Bu ürünün güvenliği ve performansı ilgilendirir. Yani adam bu endüstriyel ürünü mikrodalgadan çıkıp da ısırdığı zaman sanki bir 33'lük plağı ısırıyor gibi bir şey hissediyorsa bu böreğe der ki lan bu boşnak böreği de neymiş der. Dolayısıyla burada görev alan tüm mühendislik birimleri, tedarikçiler, ustalar o böreği gerçekten bir boşnak böreğine benzetmek üzerine dizayn etmeliler. Bu işin performans tarafı ama daha önemlisi gıda güvenliği. Şimdi bunun içerisinde bu çeşitli yerlerden uçmuş gelmiş birleşmiş bileşenlerin içerisinde sağlığa zararlı bir şey var mı? Bunun sürdürülebilirliği var mı? Bakın bu sistem içerisinde yani bir tedarik zinciri içerisinde devleti ya da kamuyu bir tarafa bırakın hakim olan denetleyici güç nedir biliyor musunuz? Herkes kendi tedarikçisini denetliyor. Ve bu tedarikçiler aslında örneğin bir büyük firmanın tedarikçisi olabilmesi için birbirleriyle yarıştıkları için üreticiler de birbirini denetliyor. Yani gıda güvenliği konusu konuşulurken sistemin kendi içerisindeki denetleme gücü genelde çok fazla sorgulanmıyor. Ama özellikle bu bağlamda bir denetim de söz konusu. Ve bu firmalar kendilerini ikincil, üçüncül denetleyicilere şey yapıyorlar, denetletiyorlar. Şimdi bakın bir diğer giderek tüketicinin daha fazla önem vereceğini düşündüğüm konu da var. Mesela... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Çok önemli olduğunu. Şimdi burada aslında en temel bizim hep anladığımız ya yerelde tüketelim diyoruz. Bununla ilgili bir genel şu anda söylem var ama şu anda sizin anlattığınıza göre aslında bu kadar global olabiliyorsa daha fazla denetlendiğini, o global olanın o ürünü o kalitede üretebilmesi ve o kalitede tüketiciye ulaştırıp da beğendirebilmesi için daha fazla çaba sarf etmesi ve bununla ilgili çok daha dikkat etmesi gerektiğinin gerektiği ortaya çıkmıyor mu sizce? Şimdi Sayın Mehmet Efe, tabii benim bu sözlerimden yerel üretimi yok eden ve bir global zincir... Yok bir açıklayacağım sana da cevap vereceğim. Yerel üretimi yok eden veya işte global üretimi kutsayan bir konuşma yaptığın zannedilmesin. Ben zaten bu global zinciri kuran kişi ben değilim. Ben sadece bunu görerek yorumluyorum. Ve bunu görerek yorumladığım gibi bunu yerel tedarik zincirlerine de bir global model olarak öneriyorum. Çünkü zaten yerel üretimin de temel amacı daha fazla finansa sahip olup bu karlılığı daha fazla üretim mekanizmasına, daha fazla gıda güvenliğine, daha fazla tüketiciye yansıtmak değil mi? Ben bu modelden bahsediyorum. Şimdi şu bir iki tane şeyi anlattığım zaman bu sorunun da aslında cevabı olacak. Şimdi bakın, giderek tüketicilerin baktığı şeylerden birisi de şu. Üretim süreci karbon salınımı açısından çevreye zarar veriyor mu, vermiyor mu? Yeşil teknolojiye sahip mi, değil mi? Bu sadece gıdada da değil ha. Kimyasal sektöründe, örneğin otellerin temizleme malzemeleri alımlarında gibi. Bu da karbon ayak izi denilen bir takip sürecini gündeme getiriyor. Örneğin bir firma tedarikçisine gittiğinde,
şayet ilkel bir stratejiye sahip olup henüz globalleşememişse, globalleşmeyi ekonomik olarak almayın, global standartlara ve global anlayışa, global zekaya ulaşamamışsa, o zaman tedarikçisini kırdırıyor birbirine fiyat üzerinden, en düşük vereni artık kiremit tozu mu alıyor pul biber yerine bilmiyorum, bunu alıyor. Ama gerçek anlamda dikkat edilen husus da şudur. Senin tedarikçin karbon ayak izine bakıyor mu? Senin tedarikçin çocuk işçi çalıştırıyor mu? Senin tedarikçin çalışan memnuniyeti açısından nasıl davranıyor? Bugün gıda sektörü içerisinde olan arkadaşlarımız, bu tür denetimlerden geçen arkadaşlarımız belki dinliyordur beni. Yani dolayısıyla bu bağlamdaki gıda güvenliği mantığı sadece gıdaların içerisindeki insan sağlığına zarar verebilecek unsurları değil, o çalışmaların çevreyle etkileşimini, sürdürülebilirliğini ve bu bağlamda çalışanlarının memnuniyetini ve doğru bir işçi politikası uygulayıp uygulamadığını da sorguluyor. Ki bunu sistem kendi içerisinde uyguluyor. Şimdi biz bu modelden yerel üreticiler olarak, yerel markalar olarak çok fazla şey öğrenebiliriz. Bakın değerli arkadaşlar, bizim mutlaka yapmamız gereken 10 yıl içerisindeki atılımlardan birisi, ülkemizde evrensel anlamda, global anlamda marka değeri yüksek markaları oluşturmamız lazım. Bizde bunlardan çok az var. Yani gerçekten yerli üretim, gerçekten her şeyini kendinin ürettiği, finansmanında söz sahibi olduğun Türkiye markalarına mutlaka yatırım yapmamız lazım. Peki şimdi Sayın Efe, Sayın Ural, Sayın Ekmen, bu yerli markalar dünya pazarında nasıl var olacaklar? Nasıl bir anlayışa sahip olurlarsa var olacaklar? İşte o az önce anlattığım tedarik zincirindeki global düşünceyi yerleştirdiği zaman. Yani 2,5 lirayı 2 lira verene kırdırmak tabii ki aslında bir ekonomik hayatın gereğidir. Ama onun yanına başka sosyal sorumlulukları, başka sürdürülebilirlik unsurlarını da ekleyerek marka olacaklar değerli. Peki arkadaşlar, hocam bunu nasıl yapacaklar? Şimdi sizin dediğiniz gibi ben hemen siz söylerken notlarımı da aldım. Tedarik zincirinde evet kriterler olmalı ama bu kriterler sizin dediğiniz gibi ekonomiye ağırlıklı alıp birbirine fiyat kırdırmak mı olmalı? Doğa mı öne çıkmalı? Sağlık mı? Tüketicinin ya da kullanılanın sağlığı mı önemli olmalı? Standartlar nasıl kullanılacak? Burada etik değerler öne çıkıyor. İşte fair trade dediğimiz konu var. Gerçekten çok önemli. İşte rekabetle acaba bu rekabet acımasız rekabet olarak ekonomi üzerinde mi yoksa sürdürülebilirlik çerçevesinde? Doğa, insan, ekonomi ve sosyal adalet çerçevesindeki gerçek sustainable denilen konu üzerinde mi olacak? Güzel. Peki burada global market değerini bütün bunların hepsini oluşturarak sağlayabilmek için küçük çiftçi nasıl bu işi başaracak? Küçük firmalar nasıl bir araya gelip büyük bir firmayla birleşip onun istediği tedariği sağlayabilecek? Örneğin büyük bir firmamız var, gıda firması. Peki bu istediği kalitede, standartta ürünü, istediği anda dünyayla rekabet edebilecek fiyatta hangi üreticiden nasıl alacak? Her biriyle tek tek sözleşme yaptığı zaman bu işin içinden çıkılamayacağı belli. İşte burada neler düşünürsünüz, neler olur hocam? Evet, Sayın Ekmen çok önemli bir konuya temas buyurdunuz. Öncelikle Türkiye'deki ekonomik işletmecilik giderek mikronize oluyor. Şirket kurmak giderek kolaylaşıyor ve şahıs girişimcileri aslında hiçbir zaman boğuşamayacakları büyük bir nehrin içerisine o veya bu nedenle atlıyorlar. Şimdi global trendler içerisinde yer alabilmek için, bir marka olabilmek için böyle mikronize üretimlerle bir yere varılabilmesinin imkan ve de ihtimali yoktur. Sistem küçüklerin birleştiği ve ekonomik ve üretim bağlamında karar alabilecek gerçekten rantabl olan bir mekanizmayı zorunlu kılmaktadır. Burada da hep kullanılan, bakın ben hayatım boyunca şu noktaya kadar üniversite sanayi işbirliğini dinledim. Artık üniversite sanayi işbirliği sözünü, yanlış uygulamalarını dinlerken benim ya uykum geliyor, boşuna konuşuluyor bunlar diye, ya da sinirleniyorum, uykum varsa da uykum açılıyor. O kadar yanlış uygulamalar var ki. Doğrusunu ben yapmaya çalışıyorum bu arada. Umarım yapabilirim. Şimdi, burada
Bir diğer anahtar kelime daha var. Doğru yorumlanmayan ve doğru uygulanmayan. Nedir? Aklınızda, zihinlerinizde çıkmıştır. Kooperatifçilik. Arkadaşlar, kooperatifçilik ama satış pazarlama kooperatifi değil. Gerçek üretim kooperatifi. Çünkü bizde şimdi say bakalım bildiğin kooperatifleri dendiği zaman aklımıza gelen kooperatifler ürünlerin ama onlar da satış ve pazarlama kooperatifi. Aynen. Üretim kooperatifi değil. Şimdi benim kooperatifçilikten anladığım üreticilerin arazilerini birleştirdikleri, imkanlarını birleştirdikleri, örneğin bir tane tarlaya bir tane traktör satın alıp da rantable olmayan bir iş yapacağına, bir tarımsal mekanizasyonu birden fazla alana uygulandığı gerçek anlamda üreticinin birliği. Bakın zaten şimdi reçeteler öyle bir ters bulmacayla Türkiye'de oluşuyor ki söylediğimiz sözcüklerde kooperatif dediğimiz zaman bile aslında kooperatifler bizim dediğimiz kooperatifler değil. Onlar tarım satış kooperatifi. Onların işleme modelinde sözde demokratik seçim olarak ön plana sürülen bir takım adam kayırmalardan kaynaklı çok önemli sorunlar var. Bakın biz kooperatifçilik kelimesini ben şahsen Cengiz Aytmatov'un romanlarından öğrendim. Cengiz Aytmatov bildiğiniz gibi Türkiye'de de Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın çevirdiği Günüzar Yüzyıl olur muydu? Neydi o bir böyle meşhur film? Onunla Türkçe'ye çevrilmiş filmle bilinen bir sosyalist dönemin yazarıdır. Sosyalist bir yazardır. Dolayısıyla Türkiye'de aydınlar, sol tandanslı kişiler, kooperatifçiliği Cengiz Aytmatov'dan, sosyalist düşünürlerden öğrenmişlerdir. Yalnız kooperatifçilik sadece sosyalist bir model değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım üretim alanlarına bakın ki orası herhalde sosyalizmin en son düşünüleceği yer olsa gerektir Amerika Birleşik Devletleri. Üretimlerinin tamamı kooperatifçilik üzerindedir. Ve öyle bir rantabilite modeli kurulmaktadır ki keza Avrupa'da da öyle. O nedenle kooperatifçilik siyasi düşünceden bağımsız olarak güçlerin birleştiği bir ekonomik rantabilite modelidir ve global sistem içerisinde siz bir yere sahip olabilmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka mikronize şahıs şirketleri haline değil, birleşmiş büyük şirketler haline gelmelisiniz. Sermayenizi de varlıklarınızı da rantabil olarak yönetmelisiniz. Şimdi sorunuzun ilk kısmı bu. Küçük üretici ne yapacak kısmı. Şimdi gelelim diğer kısmı. Şimdi global dünya pazarında hakim olan temel parametreleri bana benim söylediklerime de ekler yaparak saydınız. Şimdi tabii burada şöyle ince bir sırat köprüsü var arkadaşlar. Hani meşhur bir iktisat sözü var ya, laissez-le-faire, laissez-le-passer, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Sistem kendi kuralını kendisi içerisinde bulur. Ben bugün belki tesadüf yani kurgulamadım ama programa başlarken şimdi anımsamadığım bir sorunuz üzerinde hayatta bana mühendisliğin öğrettiği en önemli şeylerden birisi optimizasyondur demiştim. Evet, evet. Şimdi oraya da geliyoruz. Şimdi bu laissez-le-faire, laissez-le-passer'in çok doğru şeyleri var. Nedir bunlar? Sistem kendi kurallarını kendi içerisinde oturtmayı öğrenmeli. Yani sistem bir insanın bebek yavrusunu ne yapar? Anne kucağına alır, önce emzirir, sonra aman yürüme der, oradan bilmem ne yapma der. Ben işte tek çocuktum mesela, bu korumacılığı aşırı 3 tane kadın büyüttü beni. Korumacılık içerisinde sonra dışarı çıktığınız zaman böyle bir yalpalıyorsunuz. Şimdi ekonomi sisteminin de kendi içerisinde bata çıka öğrenmesi gereken şeyler var. Kendi düzenini kendisinin kurması gereken şeyler var. Dolayısıyla sistemin kendisini kontrol etmesi, tedarikçisini kontrol etmesi gibi gerçekler bu laissez-le-faire, laissez-le-passer'in bir kısmı. Ama tüketici ve de üretici, devlerin bu liberalizm sözü altındaki boyunduruğuna da terk edilemez elbette. Şimdi sistemin bir sübabının da olması gerekir. Nedir o sübab? Hepimizin vergileriyle bunca yıldır çalışarak aldığımız 3 liradan 1 lirayı peşin peşin hele biz kamu çalışanları verdiğimiz devlet bu sistemi niye kuruyor? Balans için kuruyor, denge için. Devletin mutlaka kooperatifçilik temeline dayanan ama demin bahsettiğimiz hatalı örnekler veya eksikleri olan örnekler üzerine değil şimdi kötü sözlerle söylemeyelim arkadaşlara ama üretim bazında kooperatifleri destekleyen devlet kuruluşları sahadan çekilirse o zaman az önce bahsettiğimiz sistemin maksimizasyonu durumuna geliriz. Yani biz bir optimum sürdürülebilir sistemden söz ediyorsak özel sektör kendi içerisinde liberal modelde kurumlarını kuracak. Bu kurumlar devlet ve regülasyonlar tarafından takip edilecek ve devlet
kritik alanlardaki üretim noktalarını hiçbir zaman boş bırakmayacak ki sistem böyle iki tane, üç tane kartelin tek eli oyuncağı haline gelmesin. Burada sözlerimi şu noktayla tamamlıyorum. Bir model kurgulamaya çalışıyorum çünkü kafamda. Şimdi böyle konuştuğumuz zaman da böyle bir dudağı yerde, bir dudağı gökte cin gibi her şeye kadir bir devletten bahsediyor gibi oluyoruz. Yani devletin doğru çalışması ne malum? Yani devlet de bugün kartellerin elinde veya ekonomik güç odağının elinde bir gereç durumuna dönüşebilir. Dönüşemez mi? Dönüşür. Dönüşür. Bunu ne engelleyecek biliyor musunuz? Bilinçli vatandaş, örgütlü toplum engelleyecek. Çünkü madem her şey liberal olacak, madem sistem kendi dengesini kendisi bulacak, devlet de o zaman kendisini normalize edebilmek adına çalışma gruplarının örgütlülüğüne izin verecek. Bu örgütler kamuoyu oluşturacak. Çünkü bir kişinin sesi hiçbir şeydir ama aynı meslek grubundan insanların meslek örgütlülüğü sesi çok şeydir, yönlendiricidir, bir parametredir. O nedenle nasıl gıda sektörünün üzerinde bilinçli tüketici her zaman için devleti de yönlendiren, kamuyu da yönlendiren, özel sektörü de sorumluluğa iten bir güçse, siyasi hayatta da, ekonomik hayatta da sorumlu vatandaş, bilinçli vatandaş, örgütlü vatandaş bu düzenin, bu sistemin kontrol edici, doğrulayıcı bir motoru, dinamiği olmak mecburiyetinde. Evet, bu benim kurguladığım model. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son 3 dakikamız kaldı hatta, görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir 10 dakika, 15 dakika uzatalım isterseniz. Çünkü hocamızın daha özellikle bizim çok şikayet ettiğimiz bir konu vardı ya, bu bilgi kirliliği konusunda. Hocamızın da bu konuda çok değerli görüşleri var, önerileri var, yaşadığı olaylar var. Yani hem onlara da bir parça zaman kalmış oldu. Ne dersiniz? Tamam. Olur. Vallahi bugüne kadar bu 31. programımız. 31. programımız. İki mi oldum? 32. olmuşuz. Kusura bakmayın. Şaşırdım. Yaklaşık 60 kişi falan gibi kalabalık gruplarla da programlar yaptık. Hocam şu ana kadar yaptığımız birçok şeyi ciddi anlamda şu son 20 dakikada her şeyi özetlediniz. Evet. Hakikaten heyecan verici ve çok keyifle gidiyor. Eğer siz de uygun görürseniz 3 dakika içinde bitecek ya. Bir 10 dakika beklemeniz lazım çünkü bilgisayar bunu kaydediyor. Tamam. O kayıt işlemi bittikten sonra ben 10 dakika içinde sizi tekrar çağıracağım. Siz takip edin bilgisayarınızda. Evet. Tekrar açacağız. 40 dakikamız başlayacak hocam. İzleyenlere de buradan söylüyorum. Şimdi duyuyorlar beni. Bir 10 dakika sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz daha erken başlarsak o da olabilir. 45 gibi girmeye çalışalım, başlamaya çalışalım. Tamam. Zaten 45 için sözleşelim. Erdoğan Güneş hocamın soruları vardı. Zeytinyağı ile ilgili çok fazla Fahri hocam sorular var size. Onları da vakit kalırsa değerlendiririz diye düşünüyorum. Tamam. Peki ben... Erdoğan Güneş hocamız da lütfen hazırlansın. Kendisini arayacağız sayın hocamızın. Tamam. 45 geçe görüşmek üzere o zaman. Tamam. Görüşürüz. Tamam.